Sevgili bahçe severler, Almanya'dan herkese merhaba. Mustafa ile Doğal Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evde fidanlara çıkmış patateslerimizin köklenmesi, toprağa girmesi ve daha da dolu dolu patates sahibi olmamız. Bunun için gerekli olan eşelenmiş bir toprak, el küreği, tırmık, bıçak ve şöyle görmüş olduğunuz gibi tam toprağa ekilecek mini mini patatesler. Bakın. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Teker teker kenarlarına keseceğim ve toprağa gömeceğim. Görmüş olduğunuz gibi patateslerimin kenarlarından, köşelerinden alarak şöyle küçük küçük parçalar halinde tam 20 parça. Şimdi bunları teker teker dikiyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük arıklar açtım. Şimdi patateslerimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde atarak dikim işlemini başlattım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şunları da atalım şöyle. Patateslerimiz hazır. Hafiften üstünü kapatıyorum. Şimdi profesyonel tarımcılar belki bana kızabilir bu konuda. Ya ben kendi bahçemde küçük amatörce çalışmalar yapıyorum. Ve ektiğimi biçiyorum, biçtiğimi de doya doya yiyorum. Evde benim gibi kendi bahçesiyle zaman geçirmek isteyenler için benim yapmış olduğum küçük tavsiyeler. Ben kesinlikle kimyasal kullanmıyorum. Gübrem kompost ve solucan gübresidir. İşte arkadaşlar, bu şekilde yaptım. Şimdi 3-5 günde bir sulayacağım. Şimdi ben buna bir can suyu vereceğim. Can suyu verdikten sonra da 3-5 günde bir sulayacağım ve gelişmeleri size aktaracağım. Arkadaşlar, can suyunu veriyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Başta da söylediğim gibi seracı kardeşlerimiz, abilerimiz lütfen alınmasınlar. Tavsiyelerde bulunuyorum. Hiçbir şekilde ticari bir kazancım yok ve tamamen doğal ürünler yapıyorum ve herkesin de bu şekilde yapması, yani bahçesi olanların yapması için de teşvikte bulunuyorum diye düşünüyorum. İnşallah siz de öyle görüyorsunuzdur. Sulama işlemimiz bu kadar. Şimdi 3-4 günde bir gelip burayı tekrardan sulayacağız. Herkese merhaba. Bugün çok seviştiğim, çünkü patateslerim filizlenmeye başladı. Almanya'da hava bugün bulutlu. Belki de yağmur yağacak ama bu bizi üzmüyor. Nedeni ise şurada görmüş olduğunuz patateslerimin filizlenmesi. 10-15 gün süre içerisinde oluşan bu filizlenme artık bu saatten sonra bakıma da ihtiyaç duyuyor. Üzerinde çıkan yaban otları temizliyoruz ve ortalama 2-3 haftada bir, çok sıcak olmadığı takdirde sulama yapıyoruz arkadaşlar. Hafiften toprağı çapalıyoruz ve oksijeni, güneşi daha iyi almasını sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, evine bahçesi olmayanlar, balkonda da bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İster saksıda, isterse çuvalda. Bunu, bu işlemi size çekmiş olduğum video gibi yaparak sizler de evinizde dolu dolu taze
ve doğal patatesinizi afiyette yiyebilirsiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi işlem bu kadar kolay. Bu arada size burada bir şey göstermek istiyorum. Bir kardeşimin bana hediyesi lavanta getirmiş, sağ olsun, desteğinden ötürü ona teşekkür ederim. Sizler de herhangi bir isteğiniz veya bana desteğiniz olacaksa bunu benimle paylaşabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir çiçeği veya meyveyi, sebzeyi ister çelikten isterse sıfırdan köklendirerek videosunu çekip bunları yayınlayabilirim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda zencefil hakkında bilgiler vereceğim. Bir arkadaşım rica etti. Bunun hakkında bir video çekeceğim. Lütfen beni takipte kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.